Sözlerime varlığımızın ve bütün varlıkların sahibi Rahman ve Rahim olan Yüce Yaradan'ın adını saygıyla anarak başlamak istiyorum. Ve yine dün hüzün ve tazimle idrak ettiğimiz 10 Muharrem vesilesiyle insanlığın büyük yol göstericisi Hazreti Muhammed Mustafa'yı ve onun en sevgilisi Şehid-i Ekber Hazreti Ali oğlu Hazreti Hüseyin'i yad ederek devam etmek istiyorum. Sayın Başbakanım, devletimizin ve milletimizin değerli temsilcileri, değerli konuklar, bugün yine burada Asya coğrafyasının ve insanlık ailesinin en büyük isimlerinden birisini Mehmet Celaleddin Rumi'yi anmak için toplandık. Celaleddin Rumi 700 yıl önce yazdıkları ve söyledikleriyle bugün hala insanlığa yol gösteren gerçek bir bilgin, mutasavvuf ve alim şairdir. Bugün ve her zaman bu büyük tasavvuf yolcusunun tarihen mukim bizim topraklarımızda, tarihen mukim ve halen metfun oluşunun iftiharını taşıyoruz. Değerli konuklar, Anadolu'nun bozkırından bir tasavvuf ehlinin bugünden 700 yıl önce ardı ardına sıraladığı mısraların bugün hala insanlığın hafızasında özel bir yer tutmasının sebebi nedir? Çağının ve ardından gelen asırların alimlerine derin bir hayranlıkla, peygamber değil fakat kitabı var, nis peygamber ve lidalet kitap dedirttiren gerçek nedir? Mesnevi, fihi mafih, mektubat, mecalisi sabah, divan-ı kebir, bugün bütün inananları vecde getiren sema ve bu semaya hem ilahi hem insani bir lezzet katan musiki mi? Kuşkusuz bunların payı var. Ama bütün bunların bu efsanevi mutasavvıfın kimliğinin oluşumunda payı var. Ama galiba bundan daha fazlası var. Onu Mehmet Celaleddin olmaktan öteye taşıyan, Mevlana Efendimiz yapan, bütün eserlerin derinliğinde ona vec veren bir inanış, bir duygu, bir dünya ve bir ahiret görüşü var. Yaradanı ve onun yarattıklarını anlamaya duyulan sonsuz, sınırsız, karşı koyulmaz, tarif edilmez bir duygu, bir aşk duygusu. Fuzuliye'de aşk imiş alemde her ne var ise dedirttiren o derin duygu. Sonsuzluktur aşk ve sürer sonsuza dek. Aşık asra asla zincirlenmeyecek. Er geç çıka geldiğinde mahşer günümüz mahkum olacak aşksız kalmışsa yürek. Anadolu'nun büyük bilgesi, Türkçemizin en büyük ses bayrağı, inancımızın ve imanımızın en mütevazı, en yoksul ama en yüce doruklarından sevgili Yunus Emre'nin iki sözcükle söylediği, yaradılanı hoş gördük, yaradandan ötürü dediği gibi Mevlana Celaleddin Rumi'nin bütün yazdıkları, anlattıkları, söyledikleri de
Yaradan'a duyulan sonsuz sevgi ve onun yarattıklarına duyulan saygı ve hoşgörünün dışa yansıması tezahürüdür. Celaleddin Rumi, insanları dillerine, inançlarına, menşelerine, meşreplerine göre ayırmaz. O kimsenin yüzüne umut kapısını kapatmaz. Onun derdi insanı kazanmaktır, gönül kazanmaktır, dost kazanmaktır. Görünürüm, saklanırım, işte buyum. Müslüman, Hristiyan, Musevi olurum. Kalbim yerleşsin diye her bir yüreğe ben kendimde her gün yeni bir suret bulurum. Sayın konuklar, Celaleddin Rumi topraklarımızın ulu çınarlarından birisidir. Hoca Ahmet Yesevi, Tapduk Emre, Nesimi, Hacı Bektaşi Veli, Fuzuli, Hacı Bayram Veli, Yunus Emre ve daha niceleri gibi. Bu topraklar tarihin en büyük destanlarını yazan Homeros'tan, İstiklal Marşımızın ortaya konulan maddi ödülü fakir milletten almamak kaydıyla yazmayı kabul eden şairi Mehmet Akif'e kadar nice büyük ozana, alime, erdemli insana yurt olan müstesna ve mukaddes topraklardır. Bizim topraklarımızdaki ulu çınarların en büyüğü bir kadir birlik eseri olarak ya da bir manevi borcun yerine getirilmesi olarak söylemem gerekir ki elbette Yunus Emre'dir. Ama Farsça yazan Mevlana'dan Türkçe'yi yaşatan Yunus Emre'ye kadar bugün bu topraklarda ne varsa, hangi dilden, hangi dinden, hangi soydan ne varsa hepsi birdir ve hepsi bizimdir. Hepsi bizim ecdadımız, tarihin ve insanlığın bize emaneti ve bizim zenginliğimizdir. Onların değerini bilmek, sahiplenmek sadece bu topraklara karşı değil, insanlığa ve dünyanın geleceğine karşı da borcumuz ve sorumluluğumuzdur. Celaleddin Rumi, insanlığın 21. yüzyılda hala ihtiyaç duyduğu ve anlamaya çalıştığı bir öğretiyi, birlik öğretisini yüzyıllar öncesinden bize duyurmaya çalışan gerçek bir bilginin sesidir. Dünyada nice diller var. Ama hepsinin de anlamı bir. Sen kapları, testileri hele bir kır. Sular nasıl bir yol tutar gider. Hele birliğe ulaş. Hırı gürü savaşı bırak. Can nasıl koşar bunu canlara iletir. Bugün hala hepimizin bu çağrıdan, bu birlik çağrısından, bu öğretiden öğrenecekleri var. Sevgili Konyalılar, Konya'nın ve Mevlana Celaleddin Rumi'nin aziz konukları, Celaleddin Rumi'nin barış, birlik, hoşgörü çağrısı iki cihanda hepimizin kılavuzu olsun. Gecemiz hayırlı, sabahımız aydınlık, yolumuz ak ve açık olsun. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.